Herkese merhaba arkadaşlar. 3 Eylül Perşembe Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Yine 2 tane altısı olacak Kocaeli programının. Birinci altısı birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe. ikinci altısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de start alacak. Ben yine her iki altılı ile ilgili yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı arkadaşlar ön plana çıkarmaya çalışacağım. Arkadaşlar Kocaeli programı e, gündüz programında Ankara var. Akşam programında Kocaeli koşacak. Gündüz programında Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yapmıştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Arkadaşlar Kocaeli programı akşam programında başlayacak. Birinci koşuyla beraber Kocaeli'de birinci altılısı başlamış oldu olacak ki 5 çeyrek geçe şartlı birde koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1100 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane ilk defa koşacak olan safkanın start alacağı bu koşu için ben özellikle 7 numaralı Tort Wings arkadaşlar Gökhan Gökçe ile beraber start alacak olan Çamlıne Kürsün'e ait olan bu safkanın güzel bir toruk yavrusu. hazırlıklarında da tatminkar gördüm. Ben iyi bir koşu, iyi bir yarış bekliyorum bu safkandan. Dediğim gibi etkili güzel bir koşu çıkaracaktır. Bence ilk şans safkan olarak 7 numaralı Tort Wings değerlendirilmeli. Rakibi noktasında burada yine orijini beğendiğim 4 numaralı İzmir çocuğu Çetin Taş'la beraber şanslı olacaktır. Daha sonrasında yine Kurtele Kürüsü'ne ait olan 2 numaralı Klasik Low yine Tolga ile beraber start alacak bu Safkan. Yine son nokta arkadaşlar 5 numaralı Nart'ın kılıcı yine güzel bir kone Kaneko yavrusu olan bu Safkan'ın Murat Gündüz ile beraber şanslı olacağını düşünüyorum. Bu Safkanlara şans verilebilir gün ilk ayağı için. Özellikle 7 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 5-4 ve 2 numaralı Safkanların şanslı olacağı bir koşu olarak görüyorum gün ilk ayağını. Gün ikinci ayağı şartı dörtte koşacak dişilere ait bir grup. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için Bence gruptan kalite olarak üstün bir safkan olan bir numaralı Nakirun arkadaşlar iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Güzel bir kuve yavrusu olan safkan sevdiği kaba kumda etkili işler yapmasını bekliyorum. Burak Akçay ile beraber start alacak olan bu safkan Apranti indirim de almış. Her şey lehine gibi gözüküyor. Uygun bir grup yakalamış olan Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. Normal şartlarda çok çok, çok rahat bir şekilde arkadaşlar kazanması beklenen bir Safkan 1 numaralı Rakiran. Tabii rakip noktasında burada ben 5 numaralı Elika'yı Tolga ile beraber değerlendireceğim ki daha önce önemli yarışlar yapan Safkan ilk defa kabukuma çıkıyor. İyi bir startla iyi bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Tolga ile beraber bence muhakkak sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum. Çok etkileyici bir pedigrisi var. Daha sonrasında yine 10 numaralı Kar tanesi. Yine Furkan Yüksel ile beraber start alacak olan bu safkanda önemli bir pedigriye sahip. Yine bu safkanda ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Rakip noktasında uygun kilosu ile beraber değerlendirilmeli. Yine yer olanlara 6 numaralı Elizabeth Keane arkadaşlar yine güzel bir El Karador yavrusu olan Safkan her ne kadar son yarışlarında çok çok kötü yarışlar çıkarıyor olsa da ben yine sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum. Nevzat Avcı ile beraber bu Safkan'a şans verebiliriz. Özellikle 1 numaralı Nicky Run arkadaşlar ilk şans Safkan'ımdır. Rakibi noktasında 5 ve 10 numaralı safkanlar yeri olanlara da 6 numaralı safkanlar arkadaşlar şans verebiliriz günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Antikabon'un 16'da koşacak olan 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine her ne kadar ağır kilolu olsa da bu zamana kadar koştuğu sert gruplara nazaran bugünkü rakiplerinden de çok avantajlı gördüğüm bir numaralı Barty Boy arkadaşlar Burak Akça ile beraber yine iyi bir koşu çıkaracaktır ki safkanın zaten bilinen bir stili var. Önde tempo kurduğunda çok iyi işler, yarışlar, yarışlar çıkartabiliyor. Yani içinde büyük ihtimalle böyle yapacaktır. Ben bu safkanın yar için arkadaşlar dediğim gibi ağır kilosuna rağmen kazanmasını bekliyorum. İlk şanslı safkanımdır. bir numaralı Bartı Boy. Rakibi noktasında 4 numaralı Persim -Prin Prince arkadaşlar. Muhakkak değer değerlendirilmeli. Bilindiği gibi takıt yavruları önemli işler yapıyorlar. Özellikle kabuk performanslarıyla dikkat çekiyor safkanlar. Ben Gökhan'la beraber şanslı olabileceğini düşünüyorum. Değerlendirilmeli. Yine aynı şekilde 3 numaralı Onlov arkadaşlar. iyi tatminkar yarışlar yapan güzel bir Rockmaster yavrusu olan bu safkanın ben etkili koşabileceğini düşünüyorum. 1 numara saf safkanın eksik koşması durumunda devreye girmesini bekledim. 3 ve 4 numara safkanlar benim kuponumda arkadaşlar olacak günün bu ayağı için. Günün 3. ayağı için aynı zamanda 7 ile plasenin başlangıç ayağı için. Günün 4. koşusu arkadaşlar 2. altının başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu. Handikap 15'te koşacak ve 4 yukarı Araplar izleyeceğiz 1900 metre mesafede. 2. altılığın da bu ayakla beraber başlayacak arkadaşlar. Günün bence en dengeli ya da en e, sürprize müsait koşularından biri. Bu iki tane safgan start oluyor boyakçın ama ben tabii özellikle 8 numaralı Candan Bey'den etkili güzel bir koşu bekliyorum. Nevzat Avcı ile beraber bende ilk şansı safkanım olacak. Daha sonrasında ağır kilosuna rağmen grubun bence kaliteli ismi 1 numaralı Kılıçsoy. Yine 2 numaralı Cesur Mirza ekru avantajıyla beraber iyi koşacaktır bu iki safkan arkadaşlar. Bence muhakkak kuponlarda olmalı. Daha sonrasında yeri olanlar 5 numaralı Genül Avcısı ve 10 numaralı arkadaşlar Ozan'ın oğlunda geniş kuponlar için şans verebiliriz. Ben özellikle 8 diyorum. Daha sonrasında 1 ve 2 arkadaşlar geniş kuponlar içinde 5 ve 10 numaralı safkanların şanslı olabileceği bir ilk ayak olarak görüyorum arkadaşlar. Bugün için Kocaeli programının ikinci haftasının ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise ikinci ayağında arkadaşlar Handikap 14'te 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda 14 tane safkanı start alacağı bu koşu içinde yine birçok alta saf şans verebiliriz ki Kocaeli'nin ikinci alt arkadaşlar ben zaten iki tane tek vereceğim. O yüzden bu ayaklarda yani ilk iki ayakta biraz sürpriz aramamız doğru olacaktır diye düşünüyorum. burada ben bir bir numaralı boşlu pozisyon arkadaşlar Mahmut ile beraber her ne kadar çok ağır kilolu start alıyor olsa da yakaladığı form durumuyla beraber iyi bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Bence muhakkak değerlendirilmeli. Dediğim gibi çok çok ağır bir kiloyla start alıyor Safkan 60 kilo gibi. Mahmut Turan zaten safkanı tanıyor. E, son yarışında çok sert bir grupta start almıştı. Onu ölçü almayalım ama 14'üncü yarışlarında oldukça tatminkar yarışlar olan Safkan'ın gücü bu gruba çok rahat yetecektir. Ağır kilosuna rağmen bence ilk şans muhakkak 1 numaralı Safkan'a verilmeli. Daha sonrasında e, son yarışını çok beğendiğim 7 numaralı Pamuk Babayı Selim İpek'le beraber ben yine şanslı görüyorum. Grubun bence enteresan ve kaliteli bir safkanın kaliteli bir kıstrağı olan 8 numaralı Süper Ayet arkadaşlar Mertcan Çelik idaresinde şanslı olacaktır yine 11 numaralı Angus Shear, Onur Öztürk beraber yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan. Özellikle bir daha sonrasında arkadaşlar 7, 8 ve 11 numara safkanlardan etkili güzel bir yarış bekliyorum. Hatta daha da geniş kuponlar için 9 numara Dallas ve 10 numara Seda kızımı bile arkadaşlar günün ikinci ayağında sürpriz arama noktasında değerlendirebiliriz. Dediğim gibi İki tane ile oynayacağımız için bu ayaklarda biraz fazla ata şans vermek doğru olacaktır arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şart 2'de koşacak 4 yukarı Araplar izleyeceğiz 2000 metre mesafe kum, kumda. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki bu da arkadaşlar ilk altılım için hem tekim ikinci altın içinde arkadaşlar ilk tekim olacak. Bu da 8 numaralı baba hakkı. Burak Gündüzeli ile beraber start alacak olan safkanın bir önceki yarışını startta 6 boy gibi çok çok dezavantajlı başlamasına rağmen sonlarda yaptığı etkili sprint ile mükemmel bir yarış çıkarmıştı ki o gün için dikkatimi çeken safkan bir sonraki yarışında da oldukça iyi bir yarış koştu. Çok güzel bir dördüncülük aldı ki o yarışında çok daha sert bir grupta start almıştı. Bugün için çok daha müsait bir grup yakalayan Safkan. Ben Murat Gündüz ile beraber idaresinde start alacak olan Safkan'ın günün arkadaşlar 3. ayağında e, baba hakkının ben bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara rahatlıkla arkadaşlar gün için 3. ayağı için 8 numara Safkan'ı yalnız bırakabiliriz. Bu Safkan müsait grubu değerlendirip kolay geçecektir diye düşünüyorum. Dün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 5 beş ve yukarı Arapları izleyeceğiz ki 1500 metre mesafe kumda start alacak olan 6-8 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine özellikle grubun kaliteli ismi olduğunu düşündüğüm 6 numaralı Emir Soy'u Tolga ile beraber şanslı görüyorum. Muhakkak değerlendirilmeli iyi bir koşu çıkaracaktır. Daha sonrasında son yarışlarında size hep verdiğim ama bir türlü kazanamayan 2 numaralı Boztepe Bey'i güzel koşuyor ama bir türlü kazanamıyor. Safkan Velat Demir İdaresi'nde koşacak olan safkandan artık güzel bir birincilik gelebilir. Uygun bir grup yakalamış. Ben Bence bu grubu değerlendirmeli diye düşünüyorum bu safkan. Daha sonrasında yeri olanlar için 3 numaralı canım babam Halil Ketme ile beraber ve 5 numaralı uçan bilginde Ekürüs ile beraber arkadaşlar şanslı olabilir. Özellikle 6 ve 2 diyorum. Daha sonrasında 3 ve 5 numaralı safkanların Günün dördüncü ayı için arkadaşlar kuponlarda değerlendirilebilir olarak görüyorum. Günün beşinci ayına geldiğimizde ise yine bir şartlı bir, bir koşu var. İki yaşlı İngilizleri 1100 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 8 tane yine ilk defa koşacak Safkan'ın bir araya geldiği bir grup. Çok önemli pedikliğe sahip, önemli kanatlılara sahip olan Safkanların bir araya da geldiği bir grup. Çok keyifli geçmeye aday koşularından biri arkadaşlar. Özellikle takip edeceğim Safkanlar olacak ki bunlardan özellikle iyi koşmasını beklediğim 3 numaralı Impex için arkadaşlar. Yine Mertcan Çelik'le beraber beraber start alacak olan bu Samir Rabbin yavrusunun ben iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Equus ile beraber bence muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında 2 numaralı Döker Boz Yine Sinan'la beraber koşacak olan bu Bosforus yavrusundan da yine iyi bir koşu çıkaracaktır diyorum. Son nokta arkadaşlar yine çok önemli bir pedikliğe sahip olan 4 numaralı Key of the Magist'e Nevzat Avcı ile beraber iyi koşacak bir diğer safkan olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi günün boyu açın arkadaşlar 2, 3 ve 4 numaralı safkanlar ben de bir tık önde dursa da Verse yerinizi eklemeye çalışın. Çünkü bu ayak için arkadaşlar yine kaliteli safkanlar var önemli kaloplarda önemli işler yapmış safkanlar var. Yine bir numaralı Cihangir gibi mesela önemli bir galoplarında çok etkili işler gördüm. Yine bu safkanlar sürpriz noktasında değerlendirilebilir. Dediğim gibi varsa bütçeniz dahilinde arkadaşlar eklemeye çalışın ama küçük kuponlar için en azından 2-3 ve 4 numaralı safkanlar öncelikli olsun diyorum günün 5. ayağı için. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı dörtte koşacak olan dişilere ait dört yaş tarafları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 14 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir numaralı Roman Olur'un Onun Gökçe ile beraber start alacak olan bu Kazber temsisinin ben yani şimdi müsait grubu değerlendirip kolay geçeceğini düşünüyorum ki safkan zaten çok özellikle son yarışlarında önemli işler, yapıyor. önemli yarışlar yapıyor. Kabukumu sever. Müsait de bir grup yakalamış. Sevdiği mesafede start alıyor. Her şey lehine gibi gözüken Safkan'ın ben yani için müsait grubu değerlendireceğini ve bir numaralı roman olurun. Yarış içinde herhangi bir terslik yaşanması durumunda arkadaşlar günün son ayağında kolay kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi kuponlarda da rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün son ayağında bir numaralı roman olur. Arkadaşlar Kocaeli programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip hatlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.